Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Evet sevgili izleyenler, O Köy Bizim Köy programında bu hafta Bayat Köyü'ne misafir olduk. Bayat Köyü'nün güzelliklerini sizlere aktaracağız. Merhabalar. Merhaba. Seni de tanıyabilir miyiz? Ben Merkez Bayat Köyü'nden Ali Mert. Emekliyim. Köyde oturuyorum. Annem babamsa Sayın Başkanım'dan ricam, bizim köye biraz ihtiyaçlarımız var. Bunları karşılarsa çok memnun oluruz. Bu kadar. Neler yapıyoruz köyde? Bir anlatalım şöyle. Hayvancılık, bağ, bahçe. Bu kadar. Benim yaptığım işler bunlar. Büyükbaş mı hayvanlar? Büyükbaş. Bağ bahçe falan var mı? Var. Neler var? Ne ekiyoruz? Fasulye, buğday, arpa, nohut. Aklına ne gelirse. He şey var. Var. Kendinize göre mi yoksa satıyor musunuz? Kendimize göre. Fazlalığını da satarız. Peki teşekkür ederiz size de. Biz de teşekkür ederiz. Kaderleri olsun, ne olursa olsun, her gün böyle olsun, amanlar olsun. Kaderleri olsun, ne olursa olsun, her gün böyle olsun. Abi merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi de tanıyalım. Benim adım Mehmet, soyadım Köse, doğma büyüme bu köylüyüm. 1982 doğumluyum. Köyde ufaktan beri bunlarla uğraşıyoruz. Kaç hayvanımız var? Şu anda 50 tane. Biz bunlara yeni döndük. Eskiden vardı. Birazcık bir ara büyüğü geçtiydik. Sonra yine bunlara dönem dedik. Şu anda 50 tane bakalım. Allah vedim derse inşallah bunlarla işte devam edeceğiz. İnşallah. Peki bakımları nasıl oluyor? Onlardan da bahsedelim biraz. Bakımı işte kendimiz bunlara yeterli ekip içiyoruz. Babam var, açık idare ediyor, açık ben idare ediyorum. Şimdilik öyle gidiyoruz. Buralarda otluyorlar böyle. He, zaten hayvan olmayınca bizim burada geniş mera olduğundan bizim devamlı bu bir 3-4 ay, 5 ay kış öyle oluyor. Ondan harici biz evde mal bakmıyoruz. Hep böyle dışarılarda otla diyoruz. Araziniz de geniş bayağı. He, arazimiz engemeli de güzel. Yine tam mala göre. Öyle fazla sulak da değil. Güzel yani öyle. Şükür gidiyor bakalım şimdilik. Nasıl, seviyor musunuz? Severek mi yapıyorsunuz? Zaten sevmesek yapamayız bunu. Sevdiğimiz için onun şeyine katlanıyoruz. Da çocukla da şehirde mecbur ben gidiyorum geliyorum. Bunları da bırakamadık. Öyle gidiyor bakalım. Peki Mehmet abi. Teşekkür ederiz sana. Allah kolaylık versin. Amin. İnşallah cümlemize Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Gelmişsiniz. Bizim halimizi, hatırımızı sordunuz. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun.
Dayı merhaba. Merhaba yeğenim. Seni de tanıyabilir miyiz? Kamil Türk. Bayat köyünden Kamil Türk. Neler yapıyoruz Kamil'de? Bir anlatalım şöyle. Vallahi leşmerlik yapıyoruz yeğenim. Hayvan mı yapıyoruz işte? Bir iki büyük hayvanla var, onları yapıyoruz. Başka da bir şey yaptığımız yok yani. Nasıl gidiyor köyde hayat? Vallahi köyümüzün havası, suyu, odunu iyi. Başka bir şeye karışmıyor biz zaten. Onun için köyümüzün durumu iyi bakalım şöyle. Doğası da iyi, yeri de güzel değil mi? Güzel, yeri de güzel. Var mı hayvan mayvan şöyle? Var. Bir iki büyük hayvanla var. Büyük hayvanla var. Neler yapıyoruz köyde, onlardan da bahsedelim biraz şöyle. Nasıl geçiyor hayat? Vallahi işte leşmerlik yapıyoruz yeğenim. Bir iki bahçemiz var, onları ekip kaldırıyoruz. Yalnız bu sene de olmadı. Olmadı mı? Olmadı bu sene. Nedendir tabii bilmem. Hepsi Allah'tan da olmadı bu sene. İklimden ötürü mü? Yağmurla zamanı da çok yağdı. Çimler ana dikim zaman, bahçeler ekim zamanında. Onun için olmadı. Olmadı. Peki teşekkür ederiz. Memnun Sağ olasın. Ederim. Allah razı olsun. Sizden de. Merhabalar. Merhaba. Sizleri de tanıyalım. Akif Türk. Ben de Bayat köylüyüm. Bayat Kütahya'da duruyorum ben. Şey yazın zaman zaman gelip burada 3-5 yıldır gidiyorum. Emekli adamız. Ne yapacağız? Zaten yakına kadar inşaata çalışıyorum. Bıraktım artık inşaatçılığı. Geldim işte evin çatısını ben değiştirdim burada. Yerasını böyle işte. Ufak tefek köy işleri. Ufak tefek köy işleri. Evinde bir bahçe bir şey var. Onlara artık ödüyoruz. İnsan işte son demini yaşıyor burada. Son demini yaşıyor. Köyünüz güzel ama. Köy güzel de işte gelir kaynağı önemli olan o. Hayvancılık eskisi gibi yapılmıyor. Komşularda birkaç tane büyük hayvan var, küçük hayvan yok. Para etmiyor. Ya para ettiği zaman da oldu, etmediği zaman da oldu ama yaparsan gene de kazandırır. Durup dururken bir şey olmaz ki. Mutlaka emeğini çekeceksin. Tarlalarla var mı? Yok, bende yok öyle bir şey. Yok. Arada geliyorsunuz. Arada geliyor burada. 3-5 gün duruyorum, gidiyorum. İşte hayatımız yaşıyor aklımız sıra. Havasından, suyundan. Havasından, suyundan yaralanıyoruz. Evet. Peki teşekkür ederiz size de. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Elinize sağlık. Amcam merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz seni? Benim Arif Özkaya. Bir dinleyelim senden şöyle. Ne bileyim ne anladın da dinleyeceğiz bilmiyorum ki. Şöyle köy bir dinleyelim senden. Köyü. Evet. Köyün biz tam temelini bilmeyiz. Eski diyorlar Mehmet Ali Muhtar da bilir de. Yalnız bizim yaşadığımızdan bu yana biliyoruz. Yalnız hakiki olarak da benim çocukluğumda çok çektik. Şu ayaklara ayakkabı bulamadık. Ne bileyim çarık giyerdik, çarık. Çarığı bak ben size desem bilmezsiniz çarığı. Ondan sonra çarıktan sonra bir fort ayakkabı çıktı. Lastik. Ama o ne iyiydi bak. Keşke olsa da yine giysek. Hava gitmese iyi oluyor onlar da. Ondan sonra ona da battı. Şimdi yalnız her şeyi bulardı. Her şey giyimimizden, yememizden, gezmemizden her şeyi bulardı. Biz kara arpa yedik, kara arpa. Bak zamanında kara arpa yedik. Ama şu anda ne yiyoruz? Hepiniz bunu şahitsiniz, biliyorsunuz. Çok şükür Allah'ıma, çok şükür. Allah bugünkü günleri kaybetmesin. Çok şükür. Yani ne bileyim, yani çobanlığını da yaptık zamanında. Efendime söyleyin,
kesimini de yaptık. Et yerleşin, çöktük, gari oturuyoruz şimdi yani, ne bileyim. De, durumu görüyoruz. Neler yapıyoruz şimdi? Benim bir şey yaptım yok şimdi. Ne güzel bahçe yapmışım böyle. Şu abi bahçeyle Mehmet elde biliyor, abur ile ne eğleniyorum ben. Ya onu da yapamıyordum. İleriden beri az kıpırdamaya başlayışın. Ya şu iğdenin dalı dedim bundan sonra zararı veriyor. Yok bundan sonra şu oluyor, bu oluyor işte böyle. Oyalanıyoruz diyor. Oyalanıyoruz. Var mıydı böyle hayvan mayvan falan eskiden? Benim hayvan yoktu. Yalnız sığırla vardı, koyunla vardı zamanında. Ama şimdi hepsi bitti yetti. Yani şehre gittik, şehirde çalıştık. Hatta o benzinlik oldu, sanayiye dönüverirken orada benzinlik var. Orası kuru kiraz tanesiydi. Biliyorsunuz mu bilmem buraya. Eskiden. Oradan emekliyim ben. Orada 17-18 sene çalıştım. Oradan çıktıktan sonra tek arabacılık yaptım. Sarşının içinde. O da bitti yetti. Ondan sonra tekrar buraya geldik. Tekrar gittik. Benim bir tane oğlan vardı, Mehmet Ali bilir. Galiba dedik iş sahibi olsun. Bunun yanına gidelim. Ve Allah bizden iyi seviyormuş. Allah rahmet eylesin. O da öyle oldu. Geri tekrar geldik. Şimdi buradayız. Şimdi bir tane oğlan var, sanayide çalışıyor. Onun adı da Recep. Ondan sonra işte kız çocukları var, üç tane. Böyle. Siz de burada bahçeyle? Bahçeyle, neneyle, daha burada. Az önce o da buradaydı. O da tomatiz aldık buraya. Bu yıl bizim tomatizle olmadı. Birinden tomatiz aldık, onun parasını vermeye gitti. Ha böyle. Oyalanıyoruz bakalım çok şükür. Allah uzun ömürler versin diyelim sizlere. Amin. Amin. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Memnun olduk. İnşallah. İnşallah memnun olmuşsunuzdur. Ya benim bildiklerim bu. Ya evet. Bildiklerimiz çok eski şeyini yana anlatacak olursak hakikaten çok güzel bildik çektik bak. Yani şu pantolonu bulamadık. Benim şimdi eski pantolon var, yeni pantolon var, ceket var. Ondan bilmem ne var, hepsi var. Ondan sonra ekmek desen bol. Daha ekmek, daha adam buraya geliyor, gidiyor. Benim aşağıda bir tane daha var. Ben inerim buraya. Buraya bahçe şeysinden geldim ben buraya da. Havada soludum giderim. Buraya kışın durulmaz burada. Mehmet Ali de bilir ya. Şu gördüğünüz tarlayı, şu tarlayı, karşıdaki tarlayı bak. Şu benim yanımdan, Mehmet Ali'nin üst tarafından burayı silmeli dolduruyor. Buraya nasıl gelirsin? Buradan nasıl gidersin? Ondan sonra aşağıda, orada askerde duruyorsun. Durum böyle. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Siz de sağ olun. Allah uzun ömür. Bir zaman daha böyle bir şey alıyorum. Sizin gibi arkadaşların biri kamera var, ufak kamera mı? Ya bunun adı ne? Ya hele bir dur da bunu bana bir anladı be. Ya ben ne bileyim dedim bunun ne olduğunu ya. Tarnıya diyor, tarnıya. Bizim hani bildiğin tarna var ya. Dedim tarna derle ya ben fazla senden oyalanamayacağım dedim. Hani sen kendi bir tane bul şöyle açık. Herhalde bir şeyle soracaksın sen dedim. Yani böyle bilmem kaydetti bu tarnayı bilmem kaydetmedi. Velhasıl durum da böyle. Eskiden biz şimdi hazır yiyoruz. Eskiden Mehmet Ali bilir biz kendimiz yapar kendimiz yerdik. Çarşıdan biz bir şey almadık. Ya. Doğaldı her şey. Şimdi bakkal geliyor bakkaldan al, ekmekçi geliyor ekmekçiden al, tamam böyle işimiz gidiyor işte. Bunun böyle. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun.
Sinan oğlu derler benim adımı, yiyen yiyen bilir. Efendim merhabalar. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz sizleri? Ben Bayatköy'ü halkına olaraktan Kazım Bulut. Yazın burada duruyorum. Kışın Ekim'de şehre iniyorum. Mayıs ayına kadar şehirde de oturuyorum. Tekrar yazın buraya geliyorum. Köy halkı olaraktan. Neler yapıyoruz Kazım amca? Bir anlatalım şöyle. Biz sadece kendime yeterlik bahçe işleri yapıyorum. O kadar yani. Fazla bir şeyimiz yok. Bahçemiz var. Bahçemiz var. Kendimin evi var. Sadece onlarla oyalanıyorum. Başka işim yok yani. Emekliyim. Emeklisiniz. Emekliyim. 17 sene kendim ödedim. Kütahya'da esnaflık yaptım. Bir işte 5 sene de işe vardı. SSK'dan. İşte 25 sene de emekli oldum 2000'de. Hayırlı olsun diye. Sağ olun. Sağ olun. Neler ekiyoruz, neler biçiyoruz? Bir anlatalım şöyle. Ben evin önünde sadece yiyecek kadar şey ekiyorum, biber, domates, bir de fasulye yapıyorum. Başka yok yani. Doğal tabii tamam. Doğal tabii. Hiç bizde şey, gübre yok. Doğal. Yani o yüzden kendi ihtiyacımız yani. Ne güzel. Peki köyde hayat nasıl gidiyor? Köyde hayat güzel. Zaten köyümüzün şeysine geliyoruz biz. Havasına, suasına, havasına, suyuna geliyoruz köyümüzün. Başka bir şeyimiz yok yani. Havası da güzel, suyu da güzel. Havasından güzel. Suyuna değecek yok. Bizim her tarafımız pikniktir. Yani başka bir şeyimiz yok yani. Orman da var aynı zamanda. Orman tabii. Biz hem ormanı bekliyoruz, hem köyümüzü bekliyoruz. O şekilde yani. Öyle yaşayıp. Öyle geçen. Teşekkür ederiz. Bir şey diyeyim. İyi günler diyeyim. Tamam. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Siz de tanıyorum. Hoş geldiniz. Ben Hasan Karbulut. Sosyal hizmetlerden emekli oldum. Yazın buradayız, kışın Kütahya'dayız. Sizden de dinleyelim Hasan amca. Neler yapıyoruz şöyle? Aynı Kazım arkadaşımın dediği gibi azıcık kendimize yetecek daha nohut, fasulye ekiyoruz. Cumartesi pazar oldu mu oğlan kız geliyor, pikniğe gidiyoruz yaylaya. Ondan sonra azıcık cız buz bir şeyle yapıyoruz. Oh, böyle. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür. Bekleriz sizleri de. Böylece bekleriz. Başka ne diyelim ki? Nasıl gidiyor hayat? Hayat iyi. Havası iyi, suyu iyi. Televizyonumuz fazla yok, telefonumuz yok. Hı-hı. Allah'a şükür. Sakin kafayla şöyle dinleniyoruz. Çok 3 ay, 4 ay kafayı dinliyoruz. Var mı böyle hayvan hayvan baktığınız? Hayvan falan yok, bir şey yok. Bir hanım, bir ben. Oğlan kız da cumartesi pazar geliyor. Onlarla piknik yapıyoruz. Su, nerede göksu var, şifalı su var, oraya gidiyoruz. Mangalımızı yapıyoruz. Misafirimiz geldi mi, misafirimizi ağırlıyoruz. Böyle hayat böyle. Ne güzel. Şükür, şükür. Peki, teşekkür ederiz. Biz size teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Memnun oldum. Sağ olun, biz de memnun olduk. Şöyle amcamla da bir konuşalım. Merhabalar. Merhaba. Ben Bayatköy'ünden Halil Demirtaş. Ben de emekliyim. Yazın buraya geliyoruz. Ondan sonra kışın Kütahya'ya oturuyoruz. Öyle bizim de emekliliğimizi burada geçiriyoruz yani. Kendi doğup büyüdüğümüz yer. Burada geldik. Burada her şey çok güzel. Seviyorsunuz. Seviyoruz. Çok seviyoruz. Gözümüze emekli olduk. Direkt buraya geldik. Yazın buraya geliyoruz. Nasıl gidiyor hayat? Hayat güzel. Hayatımız iyi, memnunuz. Köyümüzden, muhtarımız güzel. Köyümüz güzel, hocamız güzel. Her şeyimiz var. Her gün araba geliyor, satıcı. Ondan sonra ihtiyaçlarımız, her şeyimiz geliyor buraya. Yani bir gariplik yok. Yolumuz güzel. Doktorumuz geliyor. Doktorumuz geliyor. Her şey geliyor. Her şey yerinde. Her şey yerinde, çok şükür. Tarımdan geliyor, hayvanlara bakıyorlar. Öyle biz de bahçe öyle şeylerle eğleniyoruz yani, kendimize yeterlik, kendimiz kaldırıp kendimiz iş yapıyoruz yani. Peki, teşekkür ederiz size. Oldu, biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Siz de sağ olun. Efendimsin, terk edemem ben seni.
Evet muhtarım, neredeyiz şu anda? Şu anda camimizin altındayız. Camimizi iki kat yaptık. Camimizin yapıldığı zaman da söylediğim gibi ben muhtardım yine. 2018 yılına kadar burası bu şekilde değildi. 2018 yılında düşündük. Mevlüt oluyor, bir program oluyor. Bu şekilde yaptık, yemekhane olarak kullanıyoruz. Gelenler misafirlerimize. Kalabalıkta, iftarda. Ama güzel bir düşünce olmuş yani muhtarım. Evet. Yağmurda, yağmur oluyor, kış oluyor. Burası rahat oldu. Camimiz kaloriferlidir. Kaloriferle ısıtma sistemi kalorifer. Bu şekilde düşündük ve güzel oldu. Gayet de kullanışlı oldu. Kullanışlı oldu. Kullanışlı oldu. İşte bu öyle, Allah razı olsun komşudan. Yapanlar. Bir şey dediğimiz zaman yardımcı oluyorlar. Biz önder oluyoruz, başka bir şeyimiz yok. Evet. Komşular, arkadaşlar da yardımcı oluyorlar, Allah razı olsun. Maddi, manevi. Kimisi biraz fayansını alıyor. Çimentosunu alıyorlar. Yani o şekilde malzeme alıp usta arkadaşlarımız var. Onlar da gelip yapıyorlar. Para vermeden yapıyoruz bunları. Hı hı. İmece devre. İmece usulü. Evet, Allah razı olsun. Evet, beraber köy beraberliği birliği içinde. Evet. O şekilde gidiyor. Peki, teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Misafir olduk. Şu anda da muhtarımızın yanındayız. Kendisiyle bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Muhtarım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köyümüze. Sizi tanıyalım muhtarım öncelikle. Mehmet Ali Sayma. 1955 doğumluyum. Bu dönem benim ikinci dönemim. Daha önceden iki dönem daha yaptım ben. 1984-94 arasında muhtarlık. Köyü bir dinleyelim muhtarım sizden. Köyümüz gelir olarak bizim arazimiz tar ve engebeli arazi. Biraz hayvancılık var. İşçilik, orman işçiliği ağırlıkta. Kesim diyelim. Kesim olarak ormana çalışıyoruz. Ağırlıkta öyle bir işimiz var köyümüzün. Kaç hane nüfusu falan nasıl muhtarım? Nüfusu 118-120 civarı. Devamlı oturak. Yazın artıyor. Fakat devamlı ikamet eden 118-120. Dışarıdan geliyorlar, Kütahya'dan geliyorlar. Kütahya'dan tabii, kendi köyümüz de fani olarak çok. Büyük de bir köy yani, büyük, değil mi? Büyük köy. Fakat şey az. İkamet az. Yazın geliyorlar. Komşularımız. Yazı burada geçiriyorlar, kışın tekrar Kütahya'ya gidiyorlar. Okul falan var mı? Okulumuz vardı, kapandı. Taşımalı'ya geçti. Taşımalı'ya geçince de Taşımayı ilkokulu Alayun'da. Pardon. Ortaokulu Alayun'da, ilkokulu Sinerköy'e aldı. Şimdi orada mahalle oldu da. O zaman köydü. Öyle olunca bizim köyde çocuğu olan vatandaşlar da Kütahya'ya indiler. Şey olarak, ikamet olarak da indiler. Yani köyümüzde genç yok.
Yaşlı kesim. Siz de görmüşsünüzdür evet. Gezerken. Rastlamadık genç nüfusa. Genç nüfus pek yok. Genelde hayvancılık var herhalde. Hayvancılık var. Hayvancılık da eskisine nazaran düştü. Eskiden daha çoktu. Gençlik olmayınca yaşlılar ihtiyarlarda işte 1, 2, 3, 5 neyse kendi gücünü yapabildiği kadar hayvan yapıyor. Evet. Bu şekilde devam ediyor hayat. Hı-hı. Ekilebilir arazisi de var herhalde. Var, ekilebilir arazimiz var. Hı-hı. Var da işte genç olmayınca yaşlılarımız onu da ekemiyor. Aşağı yukarı şöyle diyeyim ben. %20 gibi bir ekili arazimiz var. Kalanı haliyle boş kalıyor. Hı-hı. Tabii yapan da olmayınca. Yapan da olmayınca. Ekebilenler icar alırsa icar devrem. Evet. O şekilde ekiyorlar, ekemeyenler şeyini. Değilse kalıyor. Orman da var. Orman işte, var. Tabii orman faydası var. Ormandan bir gelir elde eden komşularımız var haliyle. Çalışan bir yer mutlaka çalıştıktan sonra bir şeyler kazanıyor. Peki şöyle köyün eskilerinden de bahsedelim. İsmi nereden geliyor, nasıl tarihi falan? İsmini daha önce ben 84'te muhtar olduğum zaman, o zaman yollarımız da böyle çok çalışan bir vaziyette değildi. Yollarımız da atıldı. Gelen yabancılar köyümüzün odasında oturduğumuz zaman sohbet esnasında. Ya bu köy burada olduğundan devletin haberi var mı diye soru soranlar da oldu. O zaman ben tabii gencim. Yorulmak nedir? Pratiğim de. Dedim ben bu köyün ismini değiştireyim. Hani bayat olunca millete bir şey geliyor gibi. Ben öyle algılıyordum tabii. Belki de öyleydi. Bilemiyorum da. Dedim ismini değiştireyim. Sonradan dedim bir araştırıp bu bayat nereden gelmiş, nasıl olmuş? Önce değilmiş, sonradan mı bayat olmuş? Araştırdım. Orta Asya'dan Türkler gelirken orada bayat boyu, kayı boyundan yanılmıyorsam kayı boyunda bayat aşiret gibi, beylik gibi neyse öyle bir boy varmış. Anadolu'ya gelince onlar yayılmış. O zaman benim araştırmalarıma göre 42 tane bayat olduğunu öğrendim. Türkiye genelinde. Ondan sonra vazgeçtim. Dedim tarihi bir isim. Bırak bayat olarak kalsın şeklinde. Yani köylünün isminin bu şekilde olduğunu öğrenebildim ben. Daha hani ilerisi gelsin bilemiyorum. Tarihi bir ismi var. Tarihi bir ismi olduğu için de İsmi değiştirmekten vazgeçtim. Böyle de kaldı. Böyle de kaldı. Devam ediyor. Peki insanlar neler yapar muhtemelen köyde? Şu an, şu mevsimde? Şu mevsimde harman sezonu bitti. İşte bahçede işi olan varsa onlarla oynanıyor. Bahçedeyken ticaret yok. Ancak komşular kendi ihtiyacı kadar. Sulama suyumuz olmadığı için susuz. Mesela tarlaya, araziye fasulye yerken sis olmaz. Yağmur olursa yağmur o yağdığıyla fasulyemizi alırız. Ticaret yok. Sadece ihtiyacımızı karşılıyoruz yani şükür. Ona da şükür diyoruz. Yani. Su sorunu var mı? Evet. Sulama suyumuz yok. İçme suyumuz şu anda normal. Onda sıkıntı yok. O normal. Hatta İki yerden cazibeli sütümüz geliyor. Birisinin hatlara bayağı eskidi. 85'te yine benim muhtarlığım döneminde geldiydi. Dilekçesini verdim ben. Ölçümü yapıldı. Geçen sene 1350 metre falan bir yerini değiştirdi. Çok harabı, haşet olan yerler. Ondan sonra kalanını tekrar yapacak. Tekrar tamamlanacak. Hakikaten şeyimiz var.
Bakımları yapılıyor. Bakımları yapılıyor. Peki neler yaptık muhtemelen, onlardan bahsedelim biraz. Göreve geldiğimizden beri. Önceki muhtarlığımda cami benim dönemimde yaptık. Cami yoktu. Vardı, eski. Eskiydi. Eskiydi. Hatta duvar kıble tarafı, kuzey tarafının duvarı 30-40 santim böyle ayrılmış vaziyetteydi. Koptu gidiyordu. O zaman müracaatımızı yaptık. Şeyde var mı, kayıtlarda falan, hiçbir yerde bir kayıt çıkmadı. Hı hı. Yıktık, yenisini yaptık. Bu dönemde kilit taşları tamamladık köyümüzü, kilit taş yoktu. O da gayet güzel olmuş, gözlemledik zaten, biz de çekimlerini yaptık. Biraz eksiğimiz vardı, bu sene orası da tamamlandı. Şu anda hemen hemen kilit taşı şu anda mevcut daha, ileride hemen köyümüz genişlerse haliyle olur da şu anda öyle bir eksiğimiz de yok. Kilit ihtiyacı taşı karşılıyor şu anda. Karşılıyor şu anda, karşılıyor. Ne bileyim, böyle işte devam ediyoruz. Bir konak dilekçesi verdim. Ona da İller Bankası geldi. Zeminatörü yaptılar. Ölçümünü yaptılar. Bekliyoruz artık. O binamızda olsa hakikaten bir sıkıntımız var yani. Peki onun dışında köyün böyle sıkıntıları, sorunları var mı? Onlara da bahsedelim biraz. Köyümüzün telefonla mı çekmiyor? O büyük bir sorun da. Sorun. Bak şu anda şurada bulunduğumuz bu muhtarlık diye oturduğumuz yerde telefonlarımız çekmiyor. Sıkıntı. Köyümüzün çok yerinde çekmiyor. İnşallah, inşallah. Sizin kanalınızı duyurmuş olalım. Geldiler, geldiler. Hatta şöyle dediler. Geçin. Ben dedim ya, zaten olanlar dedim. GSM değiştiriyor. Dedim siz yaparsınız. Siz istemezsiniz de ben dedim geçerim. Ben telefonu çektikten sonra. Bu şekilde de bekliyoruz, bilmiyoruz ne olur sonuç. İnşallah sonuçlar. İnşallah, inşallah. Muhtemelen son olarak beklemek istedikleriniz var mı? Beklemek istedim. Sizlerden Allah razı olsun. Gelip köyümüzü tanıttığınız için. Bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtemelen biz de teşekkür ederiz. Bizleri ağırladınız, misafir ettiniz. Çok memnun olduk muhtemelen. Sağ olun. Biz de memnun olduk. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Bayat Köyü'ndeydik bu hafta. Haftaya yine farklı bir programda, farklı bir güzellikle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.